Korkulan oldu. Hindistan'ı canından bezdiren, ortalığı adeta mahşer yerine çeviren o varyant Türkiye'ye de geldi. Şimdilik 5 kişi de tespit edildiği açıklandı ama uzmanlara göre bu sayı çok daha fazla olabilir. Peki daha hızlı ve kolay bulaşan ve tüm dünyayı tehdit eden bu varyant daha mı ölümcül? İşte yanıtı. Bu virüs hem daha kolay hücreye yapışıyor hem de hücresinde çok daha kolay çoğalıyor. Yeni kabusun adı Hindistan varyantı. Türkiye'de ilk kez İstanbul'da 5 kişi de görüldü. O 5 kişi hemen karantinaya alındı. Ama endişe büyük. Buzdağının görünmeyen yüzü gibidir. Eğer bir kişi tespit ettiyseniz bu mutlaka çok daha fazla kişi de demektir. Peki ama sadece ülkemizi değil tüm dünyayı da tehdit eden Hint varyasyonunun diğer mutasyonlardan, varyantlardan farkı ne? Ve de artık tehdit daha mı büyük? Daha ağır enfeksiyon yapıyor gibi görünüyor. Virüs atılma, virüsü yayma, bulaştırma süresinin uzadığına dair bulgular olduğunu söylediler. Bu tabii istemediğimiz bir durum. Uzmanlara göre Hindistan varyantının çifte mutasyonu var ve bu durum salgının seyrini değiştirebilir. Şu an dünyada İngiliz varyantı yaygın ve hakim. Belki de Hint varyantı bundan daha güçlü ve daha kolay bulaştığı için onun yerine geçebilir. Hindistan'daysa durum her geçen gün kötüye gidiyor. Parklar ölülerin yakıldığı krematoryumlara dönüştü. Sadece başkent Yeni Delhi'de her 4 dakikada bir kişi ölüyor. Hindistan'ın batı bölgesinde vaka artışlarını günlük 100 binden birden 300 bine çıkardı. Oksijen tüpleri kara borsaya düşerken son 24 saatte vaka sayısı 379.257'ye çıktı. 3.645 kişi hayatını kaybetti. En kritik soru ise şu: Hindistan varyantına karşı ülkemizde kullanılan aşılar ne kadar etkili olacak? Bir tek Uğur Şahin'den açıklama geldi. O da kendi aşıları Hint varyantına da etkili olacağıyla ilgili ümit var olduğunu söyledi. Ama diğer aşılarla ilgili şu an için test edilmiş bir durum söz konusu değil. Hint varyantının çocuk ve gençlerde de ağır hastalık yaptığı belirlenirken bilim şimdi mutasyonun daha ölümcül olup olmadığını araştırıyor.